Gayrimenkul Vizyonu'ndan merhabalar sevgili izleyiciler. Ben Hande Berktan. Her pazartesi saat 13'te gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri, diğer yanda gerek konut, gerek arsa, gerek ticari gayrimenkullerin fiyatlarının analizini şehir şehir, ilçe ilçe işin uzmanlarına soruyor olacağız. Ve diğer yanda gayrimenkulün menkul kıymetleştirilmesi, sermaye piyasası aracı olarak ne derece önemli olduğu Türkiye ekonomisi açısından bu işi konuşacağız. Bugün iki değerli isim bizlerle birlikte. Gayrimenkul Borsası AŞ Gaborat Genel Müdürü Kurtuluş Altun ve diğer yanda Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleas'ına merhabalar diyerek başlamak istiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Bahadır Bey, Kurtuluş Bey. Hoş bulduk. Öncelikle Bahadır Bey sizinle başlamak istiyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Gündemde koronavirüsü konuşuyoruz. Gerek insan sağlığı gerekse sektörler üzerindeki etkisi her geçen gün artıyor. Biz gayrimenkul tarafını ele alacak olursak öncelikle makro çerçevede çizmek gerekirse sizce Bahadır Bey bu iş nereye doğru gidiyor? Şu an hiçbir şey iyiye doğru gitmiyor. Kısa vadede bunu gerçekçi olarak görmemiz gerekiyor. Gayrimenkul için değil tüm sektörler için iyiye doğru gitmiyor. Tabii ki kriz döneminde bu krizin yönetmesiyle ilgili olan, bu krizin doğal sonuçları veya doğal olmayan sonuçları ile ilgili olarak bazı sektörler, bazı hizmetler, bazı ürünler ön plana çıkabilir. Ama esas olarak dünya ekonomisi iyiye gitmiyor. Kötü bir dönemden geçeceğiz. Bu kesin. Bir biyolojik virüs ile başladı. Ekonomik virüsler tabii çoğalacak. Tetikleyecek birbirini olumsuzluklar. İnsanların alım gücünün düşmesi, daha güvenli yatırım arayışları, belki de yatırım aramadan başka birikim arayışları, devletlerin finansman zorlukları, artacak olan kamu borçları, merkez bankalarının parasal borluğa gitmeleri, para basmaları, piyasaya para sürmeleri, sonra bunu geriye çekmeye çalışmaları. Bu arada tabii tüm bunların dijital dönüşüm çağında nereye doğru gideceği, enerji piyasaları. Şimdi bunların hepsi birbiriyle domino etkisi altında ve tabii ki iyiye doğru giden bir eğilim kısa vadede yok. Ama önemli olan tabii orta vadede nereye doğru gideceğini görmek. Dünya ekonomik tarihi bize öğretiyor ki hiçbir zaman her şey sürekli kötüye gitmez. Zaman zaman çok köklü değişimler de yaşanabilir. Birçok parametreler değişebilir. Daha yepyeni kurallar gelebilir. İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası mali piyasalar Bretton Woods kararlarıyla düzenlenmiştir örneğin. Bunun gibi kararlar, bunun gibi atılımlar olabilir. Bilemiyoruz ne olur. Belki G20 yeni bir düzenleme getirecektir. Avrupa Birliği belki zayıflıyorken güçlenerek çıkacaktır. Belki Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir yönetim olacaktır. Bütün bunları bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bu süreci götürüyorken çok iyi anlamak gerekiyor dönüşümün yönünü. Nereye doğru gittiğini, yatırım araçlarımızı ki gayrimenkul bunlar içinde değer de kazanacak olacaktır daha ileride biraz sonra belki üzerine tekrardan gelinebilecek bir konu bu ama yani nereye doğru gittiğini görürken bir takım eğilimlerin piyasalarda aynı zamanda kendi iş alanımızda bireysel olur kurumsal olur yatırımları nereye götüreceğimiz ve nereye doğru belki de bir yeniden zıplama zemini bulacağımız işte bu sorular şu an için yarın değil bugün için stratejik olmaya başladılar. Ben şimdi bir de Kurtuluş Bey'e hemen dönmek istiyorum. Kurtuluş Bey, gayrimenkul sektörü açısından evet. Değerlendirecek olursak gerek emtia fiyatları önümüzdeki süreçte beklentiniz ve buna paralel olarak aynı zamanda birçok kişinin de nakit ihtiyacı doğacaktır. Belki bir miktar ellerindeki gayrimenkule nakde çevireceklerdir. Sektör açısından nasıl bir süreç yaşıyor olacağız? Belki gayrimenkul fiyatlarında önümüzdeki aylarda nasıl bir eğim bekliyorsunuz? Şimdi gayrimenkul tabii gayrimenkul dünyanın en büyük ekonomisi. Gayrimenkul 240 trilyonu aşan bir hacimle dünyanın en ciddi ticari hareketleri yaşandığı yer. Gayrimenkulün Türkiye'de bizim ülkemizdeki bakış açısı 2010 yılından önceye kadar barınak anlamındaydı. Ama ondan sonra bir yatırım aracı haline geldi gayrimenkul. İyi ya da kötü Türkiye'nin en önemli tasarruf aracı gayrimenkul oldu. Bakın öncelikle gayrimenkul sektörünün bir korkusu vardı. Veya tüm Türkiye'nin bir korkusu vardı gayrimenkule, yani inşaata dayalı. O da deprem korkusuydu. Şimdi bir de üstüne çok ciddi bir biyolojik
korkuyla yüz yüzeyiz ki bu korku bizi evlerimize hapsetmiş durumda. Öncelikle bu hapsolduğumuz evlerden bir bakarsak, yıllarca ürettik, imal ettik. 2000-3000 daireli sitelerde yaşıyoruz şu anda. Adeta bu siteler, bu devasa binalar bizlerin hapishanesi oldu neredeyse. Dolayısıyla gayrimenkulün bundan sonraki evrilmesi mutlak surette mimari bir süreçten başlayarak insanileşmeye doğru kayacaktır. Bir de bunun tabii yatırım tarafı var. Bakın dünyada çok ciddi bir ekonomi kurtarma operasyonu da var. Doktorlar, sağlık çalışanları, arkadaşlarımız şu anda kendi mesleklerini icra ediyorlar. Biz de onların sağlığına ve hayatlarına duacıyız. Onlardan güzel haberler de bekliyoruz. Evlerimize kapandık. Bir taraftan da kendi uzmanlık alanlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bu uzmanlık alanı benim için gayrimenkul ve gayrimenkul türevleri. Şimdi bu konuda baktığımız zaman Türkiye'de çok ciddi bir yapı stoğumuz vardı. Biraz eritmeye başlamıştık yapı stoğumuzu. Tam bu krizde karşılaştık şu anda. Dolayısıyla bundan sonra gayrimenkulün, örneğin Amerikan Merkez Bankası'nın en son yaptığı 2 küsür trilyon dolarlık piyasayı canlandırma hareketine bakarsanız, bunun yarısı yarısı hazine bonolarına dayanıyor. Diğer yarısı ise gayrimenkule dayalı bir menkul kıymetin ihracına dayanıyor. Peki biz bu konuda neredeyiz? Gayrimenkulün menkulleşmesi noktasında neredeyiz? Aslında yapılacak ve yapmamız gereken çok fazla işi bugünlere bıraktık. Bunu bir fırsat olarak görüp yapmamız gereken yapısal hamleleri bir an önce yapmamız gerekli olduğuna inanıyorum Hande Hanım. Evet, özellikle belki ilerleyen dakikalarda daha çok konuşacağız. Gayrimenkulün menkul kıymetleştirilmesi sermaye piyasası aracı olarak, daha alternatif araç olarak ekonomi açısından da önemine değineceğiz ama ben tekrar Bahadır Bey'e dönmek istiyorum. Bahadır Bey, özellikle şimdi yeni neslin XYZ kuşağının daha çok ortak paylaşım kültürünün olduğu bir nesilden bahsediyoruz. Ancak bu koronavirüs salgını belli bir öğretiler de geçirdi. Artık dünün öğretileri bizim yarının davranışları olmayacak. Bugünün koşulları belirleyecek yarının davranışlarını. Peki sizce konut sektöründen daha mı uzaklaşılır gayrimenkulden, yoksa bağlılık daha mı artar, ne dersiniz? Bu tabii çok farklı başka parametreleri de gerektirir. Çok belirgin bir şekilde kitlesel bir gayrimenkule doğru bir hücum olmayacaktır. Geri çekilme de olmayacaktır. Değişik kesimleri toplumun değişik tepkiler verecektir. Ama biraz önce bahsettiğiniz gibi şimdi kuşaklar belli bir evrim içindeydi. 4. sanayi devrimi, her önceki sanayi devriminde olduğu gibi sadece teknoloji ve ekonomi değil, siyaseti ve toplumları da değiştirmekteydi. Ve de geldiğimiz noktada, yani krize yakalandığımız bu noktada, bu pandemiye yakalandığımız noktada ne vardı? Şu vardı. Yeni kuşaklar giderek daha fazla bir hareketli dünyada paylaşmacı ekonomi içindeler. Tatilleri, kent içindeki hareketlilikleri, işte çalışma ortamları, bütün bunlarda daha bir ortak kullanım var. Ortak kullanan dijital platformlar daha fazla rağbet görüyor. Ortak kullanılan ürünlere doğru gidiliyor. Ve de tabii sürülebilir kalkınma hedefleri her açıdan, Birleşmiş Milletler'in bu 17 hedefi her açıdan toplumların artık gelecek vizyonunu, gelecek idealini bilinçli veya bilinçsiz etkiler hale geliyordu. Ve siyaset de buna göre kendini konumlandırıyordu. Belediyelerden beklentimiz, merkezi hükümetlerden beklentimiz, uluslararası kuruluşlardan beklentilerimiz hep bu yönde şekillenmekteydi. Bunun da içinde akıllı kentler, dijital dönüşüm, eğitime yatırım, sağlığa yatırım, sosyal haklar, iklim değişikliği tabii çok 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 önemli olarak bütün bunların gündemde olduğu bir evrim içindeydik. Şimdi bu evrim bu krizle daha da hızlanacaktır. Yani olumsuzluklar muazzam bir kütle oluşturuyor ama bu eğilim de hızlanmaktadır. Hatta bunu gözlemliyoruz. Yani bir durup herkesin düşündüğü bir noktadayız. Gerçekten bunlar birer toplumsal sosyal sorumluluk olmanın ötesinde veya gezegene sanki bir iyilik yapıyormuşuz olmanın ötesinde kendimize ve de gelecek kuşaklara da değil, bugüne, şu an yaşadığımız dünyaya çok önemli bir yatırım bu konularda, bu ideallerin peşinden gitmemiz. Böyle bir ortamda yakalandığımız tabii bu krizde emlak konusu, konutlar veya ticari emlaklar, bütün bunların da bunlara olan yaklaşım da etkilenecek. Bir taraftan
Evet, bu eğilimler vardı ama insanlar giderek evlerini daha fazla keşfettiler. Konutlarını daha fazla keşfediyorlar. Kentin iç düzenlenmesinde akıllı kent teknolojilerinin, daha iyi yaşanan semtlerin, daha uygar ama uygarlığın belirtisinde işte büyük konutlar, bloklar tabii ki değil. Bunun daha aslında insani dokuyu yaratan, sosyalleşmeyi yaratan ve de iş üretmekten, daha iyi ürün üretmekten, daha iyi hizmet üretmekten daha sağlıklı yaşam ortamları ve de sağlıklı derken bu sadece hijyenik anlamda değil, bunun tüm dijital yapısıyla denetlenebilir olmasıyla, gözlemlenebilir olmasıyla sağlıklı yaşam ortamları üretmek. Uzay teknolojinin de devreye gireceği bir dönemdeyiz. Daha yeni Avrupa Uzay Ajansı yeni ihaleler açtı. Satelit uydu teknolojisini kullanaraktan bu kriz sonrası daha çağdaş toplumsal yaşamı, akıllı kentleri nasıl yaratırız? Şimdi bütün bunlar tabii şu an bir yumak. Yani çok berrak eğilimler görmemiz için biraz erken olabilir. Ama diğer yandan şunu görüyoruz ki emlak sektörüne, konutlara yaklaşım değişmekteydi ve sanki biraz azalan bir yeni kuşaklarda ilgi varken bu ilgi artacaktır. Yani tekrardan güçlenecektir, güçlenmektedir de büyük olasılıkla şu an içinde yaşadığımız hapishane olarak gördüğümüz. Yalnızız ama aslında yalıtım halinde değiliz. Büyük bir dijital altyapıyla iletişim içindeyiz tüm toplumla. Güçlenecektir ama yeni bir arayışla güçlenecektir. Eskiye dönüşle değil. Yepyeni bir gayrimenkul, yepyeni bir konut ortamı, ticari iş ortamı olarak, onun fiziksel ortamına bir beklenti, bir özlem olarak yenilenecektir. Bunu tabii iyi anlamak gerekiyor. Anladığımız zaman da bunun finansal altyapısını daha iyi belirler, daha iyi konuşabilir noktaya geleceğiz. Evet, gayrimenkulde de farklı yeni bir düzen olacak, tesis edilecektir diyorsunuz ve yeni nesilde özellikle onların da bağlılıkları bu süreçten dolayı daha çok artacaktır diyorsunuz. Peki Kurtuluş Bey, şimdi Bahadır Bey söyledi, sağlıklı veri tabanının oluşturulması çok önemli. Eğer geleceğe yönelik bir analiz çıkarmak istiyorsanız bugün sağlıklı verilere sahip olmanız lazım. Peki gayrimenkul sektöründe Türkiye'de sağlıklı veri tabanı oluşturuldu mu? Bu ne kadar mümkün ve bu noktada neler yapılıyor? Örneğin şunu sormak istiyorum. Tapu işlemleri tamamıyla blok zinciri üzerinden yürütülmekte midir Türkiye'de? Şimdi Bahadır Bey çok güzel bir gelecek vizyonu çizdi. Hakikaten buna ayak uydurmak zorundayız. Her anlamda ayak uydurmak zorundayız. Dünya yeniden adeta kuruluyor. İsmet Paşa'nın bir lafı var. Dünya yeniden kurulur. Türkiye de orada yerini alır. Doğru ama hangi pozisyonda yerini alacak? Şampiyonlar Ligi'nde mi oynayacak yoksa yatırım yapılabilir ülke veya gelişmekte olan ülke statüsünde mi girecek? Bence çok büyük bir fırsat var. Çünkü çok büyük bir geniş, çok büyük bir genç nüfusumuz var ve çok ciddi bir üretebilme kabiliyetimiz var. Gayri safi yurt içi hasılamızın %16'sı gayrimenkul ve bunu konuşuyoruz şu anda. Peki dijitalleşme, yani daha doğrusu kaydileşmede ne noktadayız? Şimdi bizim çok köklü bir gayrimenkul geleneğimiz var. Dünyanın biliyorsunuz ilk tapu yasasını Fatih Sultan Mehmet Han çıkarmıştır. Ve bu anlamda bizim ülkemiz ve insanımız gayrimenkulü çok iyi bilir. Ve gayrimenkul ile ilgili de çok güzel ticaretini yapar ve çalışır. Ancak kamunun, devletin buna ayak uyduramadığını görüyoruz. Her ne kadar e-devlet çalışmaları içerisinde çok inovatif ve belki Avrupa'nın çok ilerisinde hareketler ve hamleler yaptıysa da gayrimenkul konusunda çok fazla yapmadığını görüyoruz. Örneğin ekranda görüntülediğimiz resmi ile piyasa arasındaki az önce farkı gördüğümüz bir ülkede bu programdan bir önce bir program vardı, girişimci dünyası diye, ve çok hevesle ben de izledim çünkü biz de bir teknopark şirketiyiz. Hatta Teknopark ortaklığında oluşmuş bir yapıyız. Amacımız da gayrimenkuldeki bu dijital altyapıyı kurmak. Kurarken de devletin herhangi bir bu anlamda mekanizmasını, ihalesini falan yapmadan bu ülkenin çocukları, bu ülkenin mühendisleri bu işleri yapabilme kabiliyetine sahipler. Ancak biraz yavaş hareket ettik, biraz geç kaldık. Sorduğunuz soru, blockchain tabanlı bir tapu sistemimiz var mı? Hayır, maalesef yok. Blockchain tabanlı tapu sistemini bence bir tarafı da bırakalım. Bizim Türkiye'de gayrimenkul okur yazarlığı noktasında bir problemimiz var. Dolayısıyla dijitalleşme ve kaydileşme rakamlarını tutturamıyoruz. Örneğin
bu az önce söylediğiniz veri tabanının olmamasının Türkiye'ye kaybı ve zararı nedir acaba? Şimdi bunu buradan ele alırsak bunun ne kadar elzem ve önemli bir problem olduğunu anlarız. Çünkü krizlerde krizi atlatmanın birinci yolu önce bu krizin sebebini anlamak. İşte sebebini anlıyoruz. Bir virüsümüz var. Bu virüs çözülecek ve bu krizi atlatacağız. Ama ekonomik olarak karşılaşacağımız tablo acaba ne boyutta olacak? Örneğin hepimiz evimizdeyiz, ihracatçılar da. Şimdi bir sonra, iki ay, üç ay sonra yapısal hasarları düzeltme yolunda finansal hamleler yaparken dataya bakmak zorunda kalacağız. Şimdi tapu işlemleri transaction datası. Ama bizim daha da fazla mülkiyet datası, transaction datası, imar planları, verilen kararlar, ruhsatlar, bütün bunları tek bir platformda çok hızlı karar vermeye dönük bir platformda görmeye ihtiyacımız vardı ki biz bunun için kurulmuş bir startup'tık ve Allah'a şükürler olsun ki çok hızlı büyüdük bu sebepten dolayı. Çünkü ihtiyacı tespit etmiştik. Ama şu anda biraz daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Bu veri tabanını el ele, kol kola, buradan açık çağrıda da bulunuyorum. Herhangi bir menfaat ve beklenti talep etmeden çok hızlı bir şekilde el birliğiyle bütün sektörün imalatçısından satıcısına kadar oluşturan bir altyapıya dönmemiz gerekiyor ki evimize ekmek götürmeye devam edelim. Çünkü bizler devlet memuru değiliz. Dolayısıyla bu veri tabanını bir an önce yapmamız gerekiyor. Tamamlamamız gerekiyor daha doğrusu. Çünkü son cümlede bu konuda ilgili buna yapabilecek kabiliyette mühendislerimiz var. Teknolojilerimiz var ve buna yeterli sermayemiz de var. Eğer biz buradaki kaydileşmeyi çözemezsek inanın bana herhangi bir sanayi veya teknoloji şirketi istediği veya arzu ettiği sermayeyi hiçbir zaman elde edemez. Bütün dünyanın gelişmiş ülkeleri kendi kaydileşmesini gayrimenkul üzerinde sağlamıştır. Şimdi ise dijitalde en ileri noktaya giderler ki daha fazla sağlayabilmek için bunu. O yüzden sanayiciler ve teknoloji geliştiricileri eğer bir finansman arayışları varsa az önce Bahadır Bey'in söylediği o güzel geleceğe gitmek isteniyorsa gayrimenkulün bu sorduğunuz veri tabanının kesinlikle sağlanması ve bir sonraki hamleye geçirilmesi şarttır. Bunun da adına biz kaydileşme diyoruz. İnşallah o zaman ülkemizin ne kadar büyük bir ülke olduğunu da anlamış ve görmüş olacağız. Bu dijitalleşmeyi başarırsak. Kurtuluş Bey, buradan hemen şuna da bağlamak istiyorum. Ekonomiler üzerindeki tahribatın önümüzdeki süreçte daha iyi görüyor olacağız dediniz. Peki bu anlamda gayrimenkulün menkul kıymetleştirilmesi sermaye piyasası aracı olarak ekonomi açısından ne anlam ifade ediyor? Şimdi bir kere galiba 2 sene ya da 3 sene önceydi büyük bir bankamız İş Bankası'nın yönetim kurulu başkanı alternatif bir sermaye piyasası aracına artık ihtiyacımız olduğunu çünkü çok büyük projelere uzanabilen bir banka sistemimiz olduğunu söylemişti ve burada da adres gayrimenkulü göstermişti. Bakın 2005 yılında yayınlanan raporlar, OECD'nin raporları, meşhur ekonomist Hernando de Soto'nun sermayenin sırrı çalışması, Amerika'daki kaydileşme, bütün dünyanın en büyük finansman aracı, teminat aracı gayrimenkuldü. Ona yetişebilen hiçbir araç yoktur. Dünyadaki gayrimenkul stokları 240 trilyon dolar. Bakın petrol 70 dolarken 109 trilyon dolardı petrol teminatları veya stokları. Şimdi daha da eridi. Bizse bu konuda herhangi bir şekilde bir küçük bir denememiz oldu. Borsa İstanbul bir küçük bir deneme yaptı. İyi ki de yaptı. Konuyu bulaşmış oldu. Konuya girmiş oldu finans ve sermaye piyasaları. Daha da derinleştirerek özellikle bu krizden sonra göreceğiz. Bakın orada görüyorum. Neredeyse bütün şeyler down'a gidiyor. Aşağı doğru gidiyor. Emtialar, altın, dolar, euro, borsalar, güvenli limanlar aranıyor. Bu güvenli limanların en önemlisi gayrimenkul. Eğer gayrimenkulü bir sermaye piyasası aracı haline getirecek güvenli bir blockchain tabanlı, hatta Bahadır Bey'in ütopyasına bir cümle daha ekleyeyim, artık o ütopya değil, bugün geçerlidir. Bir kripto para yaparsak elimizdeki stoklarla çok rahatlıkla ihtiyaç duyduğumuz finansmanı kendi içimizden de sağlayabiliriz. Hatta yurt dışında kendine şu anda lokasyon arayan parayı da çok rahat çekebiliriz diye düşünüyorum. Bunun için tabii çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor yani.
Çok teşekkür ediyoruz. Değerlendirmeleriniz için Gayrimenkul Borsası AŞ Genel Müdürü Kurtuluş Altun ve Paris Bosforus Enstitüsü Başkanı Bahadır Kalaas'ına diyorum. Ve şimdi terminalin başına gideceğiz. Terminalin başında ise bizi Gayrimenkul Borsası AŞ Mimar Şevki Çatladı bekliyor olacak. Evet Şevki Bey, izleyicilerimizden iki tane soru geldi. Bunları ben cımbızlayıkladım. İsterseniz hemen size yönetmek istiyorum. Birincisi Mustafa Şentürk der ki, çalıştığım bir firmaya İstanbul Bahçeli Evler Koca Sinan Mahallesi'nde 1840 parselde bulunan bir apartman dairesini 4 yıl önce 300 bin lira mal karşılığında teminat olarak vermiştim. Öncelikle güncel fiyatın ne olduğu öğrenebilir miyim demiş. Bir diğer soru da Yasin Arslan'dan gelir. Koronavirüs salgını işlerimizi evimizden yapmamıza neden oldu. Buradan takip ediyoruz. Gayrimenkul teminatlarımızın güncel durumunu izleyebilmemiz adına bize neler önerirsiniz der. Bu iki sorunun da yanıtını sizden dinleyelim Şevki Bey. Tabii Hanım Hanım. Öncelikle birinci sorudan başlayalım dilerseniz. Şimdi lokasyon tespitini biz gerçekleştirdik ve burada incelediğimiz kadarıyla aslında Mustafa Bey'in sorusunu bölgedeki konut bazında 3513 TL civarında olduğunu söyleyebiliriz gayrimenkul metrekare fiyat hareketlerinin ve kiralıkta da 16 TL bandında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Akabinde kira geri dönüş süresi 225 ay olarak görünmekte ve yatırım puanı 100 üzerinden 32 puanla ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi 3500 TL dedik ama genel dağılım hareketine de baktığımız zaman 2941 ila 4198 bandında yine değişkenlik gösterdiğini burada belirtmek mümkün. Biraz daha detaylı inceleyecek olursak bölgede genelde satılık arzların yoğunluk kazandığını, konut 3+1'lerin yine ön plana çıktığını, yerleşimde genelde eski binaların bulunduğunu, 1-5 kat arasında 110 ile 150 metrekare bandındaki gayrimenkullerin olduğunu söyleyebiliriz. Fiyat konusuna gelecek olursak bu kriterlerdeki bir daire ise eğer burada Mustafa Bey'in belirttiği şu an 419 bin yani 420 bin TL civarında olduğunu söylemek mümkün. Dilerseniz bir de plan kontrollerini ele alalım. Teknik bir analiz inceleme gerçekleştirelim bu nokta özelinde. Hemen baktığımız zamansa sit alanı, yenileme alanı, orman alanı, kamulaştırma alanı, kentsel dönüşüm alanı, heyelan alanı gibi kontroller ışığında herhangi bir kısıt şu an için bulunmamakta. Zemin puanı 100 üzerinden 30 puan almış ve havamanya sınırları içerisinde kaldığını söyleyebiliriz. Dilerseniz ikinci soruya geçelim. Teminatlarımı şu an nasıl yönetebilirim? Nasıl dijital platformlar üzerinden ya da evimden takip edebilirim? Malum şu an zor koşullar altındayız ve hepimiz evdeyiz. Bir şekilde ama hayat devam ediyor ve gayrimenkullerimizi, teminatlarımızı da yönetmek istiyoruz. Bu kapsamda da online sistemlere ihtiyaç duyuyoruz sıklıkla. Özellikle şu dönem için. Bir hemen baktığım zaman tüm Türkiye'de aslında gayrimenkul teminatları ile ilgili birçok noktada mülklerimiz var ya da teminat aldığımız yerler var. Bunları izleyebileceğimiz sistemler şu anki teknolojilerle rahatlıkla mümkün olduğunu, evimizden bile bunları izleyebileceğimizi söyleyebiliriz. Hemen ekran üzerinden de mesela paylaşacak olursak, inceleme fırsatı olursa eğer, burada koyu olan yerlerin gayrimenkul piyasa hareketliliğinde arzında daha şu an konut bazında özellikle İstanbul merkezinde toplandığını söyleyebiliriz. Bunları tek tek takip etmek ve dijital olarak yönetmek mümkün. Akabinde en fazla aslında şu an şu dönemde merak ettiğimiz sorulardan bir tanesi. Koronavirüsün etkisiyle gayrimenkul piyasasında belki de değer özelinde en çok merak ettiğimiz noktalardan fiyatlar nerelerde düşüşe geçti, nerelerde sabit ya da çıkış gösterebilecek. Yine bunu harita üzerinden tek tek bölge bölge inceleme fırsatı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve teminatlarımızı evden yönetme hususunda örneğin mesela 26 tane gayrimenkulümüz olduğunu varsayalım. İşte bunların güncel piyasa değerleri kaç adet konut, arsa ya da iş yerinin şu anki güncel değerde takip edebileceğim. Duran ya da düşüşte olan gayrimenkullerim ya da yatırım araçları karşısında dolar, euro, sterling karşısında gayrimenkullerimin metrekare fiyatlarının aslında nasıl seyrettiği gibi birçok aslında soruya dijital platformlar üzerinden bugün cevap vermek mümkün.
Ve şöyle bir şey var, gayrimenkul sürekli aslında farklı şeyler geliyor başına. Fiyatlar değişebiliyor, sit alanı, yenileme alanı, orman alanı, kamulaştırma alanı gibi birçok aslında karar da açıklanabiliyor. Bizim haliyle bunları yönetme ihtiyacımız oluyor. Gaboras Gayrimenkul Borsası'nın aslında sistemleriyle de bugün cep telefonundan bile bunları SMS, mail, notification'la anında haberdar olup bilgi edinme şansınız mevcut. Bu kapsamda da yine risk skorları ile ilgili detaylı bilgiler dijital platformlar üzerinden alabilirsiniz. Ve çok fazla soru alıyoruz. Evet, çok fazla soru alıyoruz. Ve vaktimiz de çok sınırlı. Burada elimizden geldiğince bu kısa zaman içerisinde gerek mail gerekse mobil uygulamalar üzerinden gelen tüm soruları tek tek içtenlikle cevap vermeye çalışacağız sizler için. Biz de çok teşekkür ediyoruz Şevki Bey'e. Merak edilenleri bizler için yanıtladığından dolayı diyoruz ve böylelikle bu haftalık Gayrimenkul Vizyonu burada noktalarken haftaya aynı saatte farklı konu ve konuklarla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın.